Merhabalar, preposition testlerimize başlıyoruz. YÖKDE sınavına kadar bu hafta hep preposition paylaşacağım. Sınavda da inşallah buradaki prepositionlardan karşımıza çıkar ve çok rahat bir şekilde bunları yaparız. Birinci sorudan başlayalım. İlk başta bakın, consist kelimesi var. Consist kelimesi içermek demek. Consist her zaman of alan bir kelime. Consist of'la beraber kullanılıyor. İçermek anlamını veriyor. Oluşturmak anlamını veriyor. İki ana adadan oluşan British Isles demiş ilk tarafta. İkinci tarafta bakın şurada coast kelimesi var. Coast, shore gibi kelimeler. Of, along, across, on, ya da near gibi kelimelerle beraber kullanılır. Prepositionlarla kullanılır. Coast, shore ve beach. Plaj, kumsal, kıyı anlamlarına gelen kelimeler genellikle of, kıyının açığında, plajın açığında demek. Along, kıyı boyunca. Across, yine kıyı boyunca o civarlarda anlamını veriyor. On, kıyıda demek. Near ise kıyı yakınlarında demek. Genellikle bu 5 prepositionla beraber kullanılır coast kelimesi. Zaten ilk tarafta of yapacaktık. İkinci tarafa da ne geliyor? Yine çift, bu sefer çift F ile of geliyor. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği oluyor. Çift F ile of genelde kapalı anlamını verebilir. Bir de açığında anlamını verebiliyor. Direkt anlam olarak baktığımızda çift F ile of'un bu şekilde kullanımları var. Ve genelde bu çift F ile of bu kullanımlar dışında pek karşımıza çıkmaz. Bir de off-road var. Bir de öyle çıkıyor karşımıza. Off-road şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Hani burada off-road araçları vardır ya, böyle dağda bayırda giden, oradan da aklınıza gelebilir. Bir de öyle karşımıza çıkabiliyor. Doğru yanıtımız burada Bursa seçeneği olacaktı. Consist of alıyor. Cost'tan dolayı da of kelimesini kullanıyoruz. İkinci soru. Şurada home kelimesi var. Home ev demek, ev sahipliği yapmak demek, vatan demek. Home'la beraber to kullanabilirsiniz. Özellikle bir şeye ev sahipliği yapmak derken to alabiliyor home kelimesi. Birilerinin evi, bir şeyin evi derken ya da vatanı derken of'la beraber kullanılabiliyor. Ayrıca da birileri için vatandır, birileri için evdir derken for alabiliyor home kelimesi. Bu durumda buraya yazdıklarımız arasında iki tanesi seçenekler de var. Of ve for seçenekler de var. Yani Aydın'la Ceyhan arasında kalıyorum. İkinci tarafa bakıyorum. Divide kelimesi var. Divide bölmek demek. Divide kelimesi into ile beraber kullanılan bir kelime. Bölümlere ayırmak anlamını veriyor. Divide into. Parçalara ayırmak, bölümlere ayırmak anlamını veriyor. Divide into kalıbı. O da into aldığı için doğru yanıtımız burada Aydın seçeneği oluyor. Dört halkın evi. İngiliz, İskoç, Galler ve İrlandalıların dört halkın evi diyoruz ilk tarafta. Daha sonra da bu British Isles'ın iki bağımsız ülkeye ayrıldığını söylüyoruz. Great Britain of United Kingdom ve Northern Ireland ve Republic of Ireland olduğunu söylüyor. Doğru yanıtımız burada of ve into olacak. Üçüncü soru. Şimdi bakın şurada on var. Bu kalıp onla beraber kullanılır. On dedikten sonra biz buraya my, your, his, her, its, our, their gibi possessive adjektifler verir. Arkasından on deriz. Bu kendi başına anlamını vermektedir. İkinci tarafta da lead kelimesi var. Lead kelimesi de ne alıyor? To alıyor. Neden olmak, sebep olmak anlamını veriyor. Doğru yanıtımız da o yüzden burada Aydın seçeneği oluyor. Dördüncü soru. They attacked warning and it was only the quick thinking of our captain that saved us. Saved, kurtarmak demek, korumak demek. Protect ve save gibi korumak, kurtarmak anlamına gelen fiiller
genellikle from ya da against alır. Bir şeye karşı koruruz ya da bir şeyden koruruz. Protect ya da save kelimesiyle birlikte kullanılır. Şey, protect ya da save, from ya da against kelimesiyle birlikte kullanılır. İlk tarafa baktığımızda da without warning, hiç uyarmadan. Yani ilk taraf anlamdan yapılıyor. Onun belli bir şeyi yok. Orada anlam isteyen bir preposition var. Onlar hiç uyarı yapmadan saldırdılar ve bizi tamamen yok olmaktan kurtaran şey bizim kaptanımızın çabuk bir şekilde düşünmesiydi demiş. Doğru yanıtımız burada aydın seçeneği olacak. Bazen prepositionlar anlamdan da yapılabilir. Hani burada verilen kelimenin preposition olduğu gibi anlamdan da çıkartabiliyoruz. Beşinci soru. İtalya'daki tatilimiz. Ne diyeceğiz? İtalya'daki tatilimiz sırasında diyeceğiz. Ya da İtalya'daki tatilimizde deriz. Tatilde demek için on kullanırız. Tatilimiz esnasında demek için de during kullanırız. İkinci tarafta wander kelimesi var. Wander dolaşmak demek. Ve around'la beraber kullanılır genellikle. Wander around dolaşmak anlamını verir. Biz pek çok güzel gün geçirdik. Ne yaparak? Kalıntılar ve kiliseler arasında dolaşarak. İtalya'daki tatilimiz sırasında kalıntılar ve kiliseler arasında dolaşarak çok güzel günler geçirdik diyeceğiz. Doğru yanıtımız burada. During ve around kelimeleri olacak. Altıncı soru. Suffer kelimesini görüyoruz. Suffer kelimesi acı çekmek, muzdarip olmak demek ve her zaman from'la kullanılan bir kelimedir. Suffer from, bir şeyden çekmek, muzdarip olmak, acı çekmek anlamlarını verir. George 5 yıl önce Güney Hindistan'a yaptığı yolculuktan beri sürekli tekrarlayan sıtmadan çekmekte diyor. Doğru yanıtımız burada. Bursa seçeneği. İkinci tarafta since, den beri anlamını katıyor. Bir zaman zarfı olarak kullanılmış burada. Zaten present perfect var bakın. Since'i de oradan yakalayabilirdik. Yedinci soru. Located kelimesini görüyoruz sorumuzda. Located, konumlandırmak demek. Genellikle located kelimesi be located ya da situated. İkisi de konumlandırmak demek. Bunlar in, on ya da at alırlar. Bu kelimeler, located ve situated kelimeleri in, on ya da at alır. Bunu neye göre karar veririz? Arkalarından gelen isme göre karar veririz. Atıyorum burada bir yer ismi, bir şehir ismi bahsettik. O zaman in gelir. İtalya dedi mesela, Fransa dedi. O zaman in'le kullanırız. Ya da işte restorant dedi, etle kullanırız. Burada plato üzerine konumlandırılmıştır diyeceğiz. O yüzden burada on olması gerekiyor. Ki seçeneklerde zaten inle et yok zaten. Diğer tarafta deniz seviyesinin yaklaşık 1120 metre yüksekliğinde uzanan bir platoda konumlandırılmıştır diyeceğiz. Üzerinde anlamını da above veriyor. Doğru yanıtımız denizli seçeneği olacak. Sekizinci soru. Spend kelimesini görüyoruz. Spend harcamak demek. Spend kelimesi onunla beraber kullanılan bir kelime. Bir şeye para harcamak ya da bir şeye zaman harcamak derken on kelimesiyle, on edatıyla birlikte kullanılır. Onlar dairelerine o kadar çok para harcıyorlar ki mobilya için geriye hiçbir şeyleri kalmadı diyeceğiz. İkinci taraf anlamdan yapılıyor. Mobilya için diyoruz ikinci tarafta. İlk tarafta bir şeye para harcamak derken on kullanılıyor. Doğru yanıtımız aydın seçeneği oluyor. 9. Most people eat bread in some form almost every meal because the bread is an excellent source of energy and can be bought or made relatively low cost. Şimdi şuradaki cost kelimesini gördük. Cost kelimesi her zaman etle kullanılır. Araya bir sürü şey girer. At no cost der, at all cost der.
İşte buradaki olduğu gibi low cost ifadesini kullanır, high cost ifadesini kullanır. Araya illa bir şeyler alır. Ama eti mutlaka olacak. At nokta nokta cost. Şu maliyete ya da ne pahasına olursa olsun, fiyatı ne olursa olsun ya da şu parada anlamını veriyor. Burada nispeten düşük bir paraya yapılabilen ve satılabilen diyeceğiz. Cost at aldığı için ikinci tarafta at garanti. İlk tarafta da zaten meal kelimesi var. Her yemekte demek için de at kullanıyoruz. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği oluyor. 10. soru. Doubt kuşku demek. Doubt kelimesi kuşku demek. Şimdi bizim burada buraya getirecek olduğumuz edatla doubt'ı birleştirip bir zarf elde etmemiz gerekiyor. Çünkü bu fiilin, cümlenin zaten fiili, sıfatı mevcut. O yüzden bunu bizim beraber kullanarak bir zarf elde etmemiz lazım. Tarih öncesi insanlar farkındaydı demiş. Neyin farkındaydı? Bazı bitkilerin yiyecek ve ilaç olarak kullanımını farkındaydı diyeceğiz. İkinci tarafta zaten anlam olarak baktığımızda as kullanıyoruz. İlk tarafta da hiç kuşkusuz tarih öncesi insanlar farkındaydı dememiz için de without dememiz lazım. Doğru yanıt Denizli. Aslında bu tamamen anlamdan yapılabilecek bir soru. Hani belli başlı işte şu olunca şu olacak şeklinde bir kural yok. Anlamdan yapılıyor. Bazen doubt kelimesi in'de de kullanılabilir. In doubt şüphe içerisinde olmak anlamını verir. Without doubt ise hiç şüphesiz anlamını veriyor. 11. soru. Benefit kelimesini görüyoruz. Benefit yarar demekti. Ne alıyordu? From alıyordu. Benefit kelimesi fiil olarak kullandığımızda, yarar sağlamak anlamında kullandığımızda from'la beraber kullanılıyordu. Eğer benefit kelimesini isim olarak kullanıyorsak, benefit kelimesini yarar anlamında isim olarak kullanıyorsak da o zaman of ya da for alıyor. Hani burada fiil olduğunu nasıl anlarsınız? Would'dan sonra gelmiş. Hani would'dan sonra verb 1 gelir genellikle. Oradan fiil olduğunu anlayabilirsiniz. Burada fiil olarak kullanılmış. O yüzden from vermemiz gerekiyor. İsim olarak kullanıldığında da genellikle of ya da for alıyor. Bir de şurada bakın e kelimesi var. Genellikle e, an, the artı isim verildiğinde bunun peşine gelen en yaygın preposition of preposition. Ama tabii bu hani kesin of gelecek, %100 of kullanılır diye bir şey söz konusu değil. Yüksek yüzdeyle of geliyor. Atıyorum 10 soru varsa bu şekilde e and the artı isim verip de boşluk bırakıldıysa bu 10 sorunun 7'si 8'i of çıkıyor. O yüzden de hani bir şey bilmiyorsak, hani anlamdan ya da herhangi bir şeyden soruyu çözemiyorsak hemen bu kuralı devreye sokacağız. Burada da tutmuş from of olacak doğru yanıtımız. 12. soru. Responsibility, sorumluluk demek. Responsible, sorumlu. Responsibility ise sorumluluk demek. Bunlar for'la birlikte kullanılıyorlar. Bir şeyin sorumluluğu derken for alıyor. Diğer tarafta deal kelimesi var. Deal with ile beraber kullanılıyordu. Aynı zamanda ne vardı bunun eş anlamlısı? Cope with vardı. Deal with. 3 anlamı vardı. Üstesinden gelmek, baş etmek, ilgilenmek ve anlaşmak anlamlarını veriyordu. Burada baktığımızda ergenlik dönemi boyunca genç insanlar fiziksel olarak olgunlaşırlar ve kendileri hakkında sorumluluk almaya başlarlar ve kendi başlarına dünyada baş etmeye çalışırlar diyor, başlarlar diyor. Doğru yanıtımız deal with olacak ikinci tarafta. İlk tarafta da responsibility for olacak. Responsibility'nin for'u, deal'ın with'i. Doğru yanıtımız bundan dolayı burada Edirne seçeneği olacak. 13. soru. Warn kelimesini görüyoruz. Warn uyarmak demek. Warn kelimesi genellikle
against ya da from'la şey, about'la beraber kullanılır. Against dediğimizde bir şeye karşı uyarmak diyoruz. About dediğimizde bir konu hakkında uyarmak deriz. Warn kelimesi against'la ya da about'la kullanılır. Diğer tarafa baktığımızda da prepared kelimesini görüyoruz. Prepared kelimesi de hazırlıklı olmak, hazırlanmak demek. O da for'la kullanılır genellikle. Bundan dolayı doğru yanıtımız Edirne seçeneğidir. 14. soru. They had to meet secret because her family did not approve her boyfriend. Approve, onaylamak demek. Bir de disapprove var. Onaylamamak demek. Her zaman of'la beraber kullanılır bunlar. Approve of, disapprove of şeklinde kullanılır. Yani ikinci tarafın mutlaka of olması gerekiyor. İkinci taraf, ilk tarafta ise in secret, gizlice, gizlilik içerisinde demek. Doğru yanıtımız Denizli seçeneği. Onların gizlilik içerisinde buluşması gerekiyordu. Çünkü onun ailesi erkek arkadaşına onay vermemişti. Doğru yanıtımız Denizli seçeneği. 15. Ben bu restoranı sevmiyorum. Menülerinde hiçbir şey yok gibi. Menü üzerinde derken, menünde derken on kullanırız. On the menu deriz. İkinci tarafta appeal kelimesi var. Appeal, attract. Bunlar cezbetmek, çekmek demek, hitap etmek demek. Bunlar da genelde to ile beraber kullanılır. Bana hitap edebilecek neredeyse hiçbir şey yok menüde diyor. Hitap etmek anlamını veriyor burada appeal. Hitap etmek, cezbetmek anlamlarında kullanılıyor. Appeal kelimesi, attract kelimesi de aynı şekilde to ile beraber kullanılıyor. İkinci tarafta appeal'den dolayı, ilk tarafta da menüden dolayı doğru yanıtımız on ve to olacak. Ceyhan seçeneğinde. 16. The journalist mistook me a famous singer. Gazeteci beni ünlü bir şarkıcıyla karıştırdı diyeceğiz. Birisiyle karıştırmak, mistake for, bir şeyi bir şeyle karıştırmak, hata yapmak, birisini birisiyle karıştırmak derken mistake'i for'la beraber kullanıyoruz. İkinci tarafta hatayla, yanlışlıkla anlamında da by mistake diyoruz. By mistake yanlışlıkla, hatayla anlamını veriyor. İkinci tarafında by mistake olması lazım. Bu durumda doğru yanıtımız Denizli seçeneği oluyor. Bakın mistake'in arkasından verirlerse preposition boşluk, o zaman for, önüne verirlerse boşluğu, o zaman by yapacağız. Evet, ilk videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.